Günaydınlar, iyi haftalar. Bugün 23 Ekim 2023 Pazartesi haftanın ilk güne bakış programıyla yeni haftaya sizlerle birlikte şöyle bir başlamış olalım. Sevgili seyirciler, yıllarca taşı toprağı altın denilerek vatandaşın yeni bir hayat kurmak için ekmeğinin peşinde göçtüğü İstanbul'da işler tersine döndü. Nasıl oldu? 20 yıllık AKP iktidarında bunu da gördük, Türkler İstanbul'dan kaçıyor, yabancılar yerleşiyor. 5 yılda 2,2 milyon kişi İstanbul'u terk etti. Yabancı sayısı ise artıyor. Resmi verilere göre son 5 yılda 2,2 milyon kişi İstanbul'dan diğer şehirlere göç etti. Kentteki Suriyeli ve diğer yabancı uyrukluların sayısı ise arttı. Türkiye İstatistik Kurumu İstanbul'un aldığı ve verdiği göç sayısını paylaştı. Euronews'in verilerden aktardığına göre 5 yılda 2 milyon 182 bin kişi İstanbul'dan göç etti. Peki insanlar İstanbul'dan neden ayrılıyor? Birinci neden hane aile fertlerinden birine bağımlı göç. İkinci neden daha iyi konut ve yaşam koşulları. Göç İdaresi Başkanlığı'nın 12 Ekim 2023 verilerine göre İstanbul'da geçici korumada bulunan Suriyeli sayısı 532 bin. Yine Göç İdaresi Başkanlığı'nın verilerine göre İstanbul'da 576 bin kişi ikamet izniyle bulunuyor. Buna geçici korumadaki Suriyeliler dahil değil. Bu durumda İstanbul'da yaşayan her 100 kişiden 6 ile 7'si yabancı. İSKİ'nin su tüketim verilerine göre İstanbul'da yaklaşık 2,5 milyon yabancı yaşıyor. Evet, mesele neymiş sevgili seyirciler? Mesele İstanbul'a üçüncü köprüyü yapmak değilmiş. Mesele İstanbul'un her tarafına gökdelenler dikmek, iş kuleleri dikmek, AVM'ler açmak değilmiş. Mesele İstanbul'un dört bir tarafını betonla kaplamak değilmiş. Yeşil alanlarını yok etmek değilmiş. Mesele İstanbul'u yaşanabilir bir şehir haline getirmekmiş. AKP iktidarında ekonomik kriz bu tabloya geldiği için haliyle İstanbul'daki yaşam maliyetleri de astronomik boyutlara çıkmış durumda. Çaresiz kalan vatandaş tasını tarağını topluyor ve göçüyor İstanbul'dan yaşayabileceği, daha düzgün yaşayabileceği, insani koşullarda yaşayabileceği yerler seçiyor kendine. Maalesef böyle bir tablo. Evet neymiş mesele? ülkeyi iyi yönetip, ekonomiyi iyi yönetip İstanbul'u dünyayla yarışan, dünyanın diğer mega şehirleriyle yarışan, turist çeken ama aynı zamanda da yaşanabilir bir şehir yapmakmış. Bunu yapamadı AKP iktidarı. İşte bu göçün bir numaralı sebebi bu sevgi seyirciler. Şimdi devam edelim. Biz vatandaş geçinemediği için tasını tarağını topluyor. Yaşadığı yeri belki de doğduğu şehri terk etmek zorunda kalıyor demişken bir gurbetçiye şimdi sözü bırakalım sonra üzerine biraz konuşalım. Ayağında bir ayakkabı var herkese bak çünkü gençlere param yok diyorsunuz ama abi param yok demeyeceksin o zaman. Geçinemiyorum diyenlere isyan eden bir gurbetçi param yok diyorsunuz hepinizin ayağında ayakkabı var diyor ayakkabı var. Herke, bak çok gençlere param yok diyorsunuz ama. Bu başka türlü bir ahlaksızlık, başka bir şey değil sevgili seyirciler. Avrupa'nın her türlü rahatında yaşayıp Türkiye'de binbir zorluklar altında yaşamaya çalışan, ekonomik tablonun altında inim inim inleyen, tatilin tesini unutmuş insanlara ayağınızda ayakkabı var. Bak görmüyor musunuz diye konuşabilmek gerçekten büyük ayıp. Çok daha fazla belki şeyler söylenebilir ama en iyi ve en sade ifadesiyle büyük bir ayıp. O insanların açıp elbette kıçlarına bakmıyoruz ama baksanız hepsinde don da vardır. Bu da mı lükse giriyor? Bak don giymişsin, geçinebiliyorsun demek ki. Sen konuşma deme noktasına geldiler. Gerçekten çok ayıp. Vay kıçında donun var. Vay altında pantolonun var, üstünde gömleğin var, ayağında ayakkabın var. Sus, otur. Daha ne istiyorsun diye sokakta insanları azarlayacak noktaya gelebilmek gerçekten diyorum ya. Çok şey söylenir de ayıp deyip bu haberle ilgili yorumu burada keselim sevgili seyirciler ve devam edelim. 2023'teki vergiler yetmemiş olacak ki 2024'te devlet kendi gelirlerini, vergi gelirlerini 3'e katlayacak. 2024 ÖTV gelir hedefi 2023 yılına göre 3 kat artarak 1 trilyon 409 milyon lira oldu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın TBMM'ye sunduğu 2024 yılı bütçe kanun teklifinde 2023 yılında 512 milyar 643 milyon lira olan Özel tüketim vergisi gelir hedefi gelecek yıl için 3 kat artışla 1 trilyon 409 milyon lira olarak öngörüldü. Başında Fahrettin Altun'un olduğu iletişim başkanlığını biliyorsunuz sevgili seyirciler. Saraya bağlı ve sarayın bir propaganda aygıtı olarak çalışıyor diyebiliriz. Önemli bir işlevi var. bütün medya özellikle buradan kontrol ediliyor. Özellikle elbette havuz medyası nelerin yayınlanacağı, nelerin konuşulamayacağı, konuklara nelerin sorulacağı, hangi konukların konuk olarak alınabileceği, yani zararsız konuklar, e, muhalefet yapılacaksa hangi ölçüde yapılacağı gibi bütün başlıklar işte bu sarayın iletişim başkanlığı tarafından belirleniyor. İletişim Başkanlığı birilerine bir para aktarmış. O para gündeme geldi. Bakın detaylarda ne var? İletişim Başkanlığı'nın 6 milyon lira aktardığı kuruluşlar hangileri? CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İletişim Başkanlığı bütçesinden kar amacı gütmeyen kuruluşlara geçtiğimiz yıldan bu yana 6 milyon lira aktarıldığını belirtti. TBMM'ye Konuya ilişkin soru önergesi verdiklerini belirten Tutdere, bu kar amacı gütmeyen kuruluşlar nerelerdir? Bu paralar trollere mi gitmektedir? Bu konuda kamuoyunu rahatlatacak bir açıklama neden yapılmamaktadır diye soru yöneltti. 6 milyon Türk Lirası kar amacı gütmeyen kuruluşlar. Kim bunlar? Kimin parasını kime dağıtıyorsunuz? E bir milletvekili soruyor. Cevap vereceklerini düşünüyor musunuz? Açıkçası ben düşünmüyorum. Nice böyle soru önergelerine cevap vermediler. Çünkü hesap verme gibi bir zorunlulukları yok. Anayasaya göre var da Türkiye anayasayla yönetilmediği için anayasayı tanımayan bir iktidar ve saray olduğu için ve saraydan bu ülke yönetildiği için Haliyle de hesap verme zorunluluğu yok. Haberi anons ederken dedim ya bu iletişim başkanlığı sarayın bir propaganda aygıtı olarak çalışıyor. E, haliyle bir yerlere para dökülüyor, dökülmesi gerekiyor. E, seçimi geride bıraktık, seçim propagandası yapılacak. Önümüz seçim, yerel seçim birilerine paralar yine akıtılacak. Haliyle bu 6 milyon liranın aktarıldığı kar amacı gütmeyen kuruluşlarmış neresi ee, cevap vermeyecekler. Bunların nicesine nice milyonlar akıtılmaya devam edecek. Sevgili seyirciler, malumunuz bir gündem var. Ağır bir gündem. Hamas ve İsrail arasındaki çatışmalar devam ediyor. Masum insanlar özellikle can veriyor. Savaşın en can yakan noktası bu. Özellikle masum çocuklar. Bakın sadece Filistin'de hayatını kaybeden masumlardan bahsetmiyorum, sivillerden bahsetmiyorum. İsrail'deki siviller ve hayatını kaybeden çocuklardan da bahsediyorum. Çünkü insanlar arasında, masumlar arasında, siviller arasında, çocuklar arasında ayrım yapmamanın doğru olduğunu düşünüyorum. Bu benim yorumum. Elbette buna da katılan olacaktır, katılmayan olacaktır. Fakat Türkiye'de bugün bir dinci iki yüzdüğü yaşanıyor. Buna bir örnekle devam edeceğiz. Pankartta şu yazıyor. Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil. Konya Spor taraftarı Filistin'e destek pankartı asmış maçta. Buraya kadar her şey normal. Güzel söylemişler. Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil. Yani bize demeye çalışıyor ki Konya Spor taraftarı sesinizi çıkarın, tepki gösterin. Bakın tam da bu noktada görsel tasarımcı Mahir Akkoy'un dikkat çeken bir hatırlatma yapıyor. Veysel Atılgan da 9 yaşında bir çocuktu. Babasıyla birlikte 10 Ekim'de IŞİD tarafından katledildi. 3 gün sonra oynanan milli maçta Konya taraftarı 10 Ekim'de katledilen Veysel ve diğerleri için yapılan saygı duruşunu ıstıkladı ve yuhaladı. Keşke o zaman sussalardı. 2015'ti sevgili seyirciler. O Ankara gar katliamı. Barış için toplanmış insanlar. Yüzden fazla insanımız orada hayatını kaybetti. Mahir güzel hatırlatmış. 3 gün sonra maç oynandı. Milli maç Konya'ydı adres rezil bir görüntüydü. Hayatını kaybedenler anılırken ıslıkladılar, yuhaladılar. Kendi ülkelerinin vatandaşlarını, hayatını kaybedenler arasında çocuklar da vardı. Bugün dedim ya işte başlarken bu haberi anons ederken bu dinci iki yüzlülüğü sevgili seyirciler, dinci ahlaksızlığı diye bir şey var. Bugün sadece hayatını kaybeden veya bir şekilde zulme uğrayanlar Gazze'deki insanlarmış gibi davranıp kendileriyle aynı tepkileri vermemizi bekliyorlar. Oysa gözlerinin önünde mesela Türkiye içerisinde yaşanan zulümlerde biz bu dincileri hiçbir yerde görmüyoruz. Hiçbir eylemde görmüyoruz. Bırakın eylemi sosyal medyası olanların tek bir sosyal mesaj paylaştıklarını dahi görmüyoruz sevgili seyirciler. Bu kadar mı? Hayır. Bakın dediklerimizi destekleyelim isterseniz birkaç örnekle daha devam edelim. Mahir Akkoyun da şöyle devam ediyor. Polis tarafından öldürülen Berkin'i ve annesini meydanlarda yuhalatıp yıllardır küçücük çocuktan intikam alanların Ölen çocuklar Kürt olunca vardır devletin bir bildiği deyip susanların dünyanın başka bir yerinde öldürülen çocuklar üzerinden yüzsüzce erdem ticareti yapmasını benim pek içim almıyor. Ve bir başka hatırlatmada Profesör Doktor Eser Karakaş'tan İran'da 16 yaşında bir kız daha metroda başını örtmediği için ahlak polisi tarafından darp edildi ve hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Bizim sözde muhafazakar, özde rantçı kesim bu vahşet karşısında söyleyecek bir sözünüz yok mu? Bizde gerçek muhafazakar var mı? Sıfır bence diyor Eser Karakaş Hoca. İran'da başörtüsü yasasını ihlal ettiği iddiasıyla ahlak polisi tarafından darp edilmişti. 16 yaşındaki Armita Gerevand'ın beyin ölümü gerçekleşti. Buyurun, dincilerin en çok sustukları, ölü taklidi yaptıkları haberlerden biri daha. Şanlıurfa'nın Akça Kale Müftüsü Halil Bilik hakkında ücretli öğretmenlik yaptığı okulda öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Bilik'in tutuklanmasına karar verildi. Evet, cinsel istismardan tutuklanan bir İlçe müftüsü sevgili seyirciler. Bunun ötesi var mı bilmiyorum. İşte bugün ona buna ahlak dersi vermeye çalışan dincilerin dedim ya en çok sustukları haberlerden biri. Kur'an kurslarında, vakıflarda, derneklerde, cemaatlerde, tarikatlarda, küçücük çocuklara, taciz, tecavüz vakaları birbiri ardına gelirken bu ülkedeki hala gelmeye devam ediyor tek bir dinciyi eylem yaparken buraların bu vakıfların bu derneklerin kapılarına dayanırken bunları protesto ederken biz görmedik. Herhangi bir imamı, hocayı bunlarla ilgili uyarılar yaparken, konuşurken tepkisini gösterirken biz görmedik, duymadık, duymuyoruz. Büyük bir sessizliğe gömülüyorlar. Hatta yazanı, çizeni de hedef alıyorlar, tehdit ediyorlar. Yani bunların bu dincilerden, bu dinci kesimden alacağımız herhangi bir ahlak dersi yok sevgili seyirciler. Biz devam edelim Türkiye'deki bir diğer kanayan yara, elbette ki yargı, adalet sisteminin çökmüş olması bir iki örnekle devam edelim. KHK ile 2016 yılında görevinden ihraç edilen Doktor Mehmet Antmen'in önceki gün göreve iadesine karar verildi. Ankara 22. İdare Mahkemesi'nde görülen davada 7 yıl sonra göreve iadesine karar verilen Antmen bir güne verdiği demeçte göreve iademin 7 yıl sürmesi bile başlı başına bir hukuksuzluk dedi. Antmen neden ihraç edildiğim hiç belli olmadan resmi gazeteye ismimi yazdılar. 6 yıl boyunca neden ihraç edildiğimi öğrenemedim. İhracımdan 1 yıl sonra komisyona başvurun, savunmanızı verin dediler. Ancak biz neyle suçlandığımızı dahi bilmiyorduk dedi. 2011 yılında Mustafa Özenç'in anmasında yaptığı konuşma nedeniyle DHKPC ve Devrimci Yol Örgütü ile irtibat ve iltisaklı çıkmışım diye konuşan Antmen bu nedenle ihraç edilmişim. Mahkeme göreve iademe karar vermiş ancak aradan geçen 7 yıl içerisinde yaşadığım sıkıntılar belki de göz ardı edildi. Tazminatım ödenecek mi ödenmeyecek mi belli değil. Çok geç gelen bir adalet bu ifadelerini kullandı. KHK büyük bir kanayan yara maalesef bugün hala Türkiye'de yüz binlerce insanı ilgilendiren, mağdur eden korkunç bir uygulama. Kanun hükmünde kararnamelerle bir gecede yüz binlerce insan işinden, ekmeğinden edildi. Hiçbir suçlama, somut bir suçlama dahi olmadan sevgi seyirciler, fişleme listeleriyle veya ihbarlarla yapıldı. Bir baktınız isminiz listelerde var. Kapının önüne konmuşsunuz. İşte doktor Mehmet Antmen'in hikayesinde yaşadığı olayda olduğu gibi 7 yıl sonra e pardon diyorlar göreve iade ediyorlar. E haliyle adam soruyor ben 7 yıl neler yaşadım? 6 yıl bunun 6 yılı neyle suçlandığımı dahi bilmedim diyor. 6 koca sene Birçok aile dağıldı, birçok yuva bozuldu. Peki bunu mahkemeler geriye dönük ödeyebilecek mi? Elbette ödeyemeyecek. Evet bu haberle birlikte bugünün güne bakışını tamamlıyoruz. Salı sabahı Türkiye saatiyle 7'de yine bu ekranlarda güne bakışta buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.